Şehriyar Mamedyarov'un gençlik dönemlerinde, toyluk dönemlerinde ki o zaman da 2500'ün üzerindeydi. Judith Polgar gelmiş geçmiş en güçlü kadın oyuncu Judith Polgar çok güzel bir şekilde fedalarla yenmişti. Aradan yıllar geçiyor. Sene 2014 Dubai artık Şehriyar 2743 eleve sahip. Polgar da neredeyse 2700. Yani hala gücünün zirvesinde. Yıldırım oyun ama ilginç. Bakalım neler olmuş. D4 oynuyor Şehriyar at F6'ya. Fil G5 Trompowski ile hemen macera dolu konumlar yaratma peşinde Şehriyar. At E4. Şahin savunması oynayanların tipik hamlesidir. Eğer siyahlar D5 oynarsa sıklıkla burada beyazlar atı kırıp rakibin piyon yapısını bozar. Ama at E4 ile hemen diyor ki ben senin filini istedim. İstedim. Ne yapacaksın? Fili F4'e kaçmak var, H4 sürmek var ama Şehriyar fil H4 hamlesini yapmış. Bildiğim kadarıyla çok da iyi kabul edilmeyen bir hamle. Ama yine tahmin ediyorum ki Şehriyar böyle az bilinen karışık konumlar oluşsun istiyor. Ve burada Polgar da D5 sürmüş. Burada size bir varyant göstermek isterim. Eğlenceli. Bir daha oynarsanız siyahlarla belki bunu tercih edersiniz. Bu H4'teki fil biraz böyle sahipsiz kaldı ya. Mütevazi bir hamle. D5 yerine burada C6 hamlesini yapalım. Rakip F3 ile atı kovalayınca ki temel fikir bu. Şimdi şah çekiyoruz. Atı kapatınca Şimdi gidip de bunu alıp vezir değişimine girmiyoruz. Beyazlar rahat bir oyun elde eder. Hammemiz burada bir karşı saldırı hamlesi. Bir anda atı bırakıp H4'teki fili şah çekerek almayı tetti diyoruz. Buradaki olay şu. Filin G3'e kaçma durum var. Çünkü at alır G3. H G3'den sonra arkada kale boşta kalıyor. İşte benim önerim bu ama gelelim oyuna. Oyunda D5 sürmüş. Bu da mantıklı bir hamle. Devamlı getirmek şartıyla. Beklenen hamle F3 ile atı istemek. At D6 yapınca Şehriyar hem atı çıkmış hem de D5'teki piyonu almak istiyor. Polgar C6 yapınca şimdi Şehriyar E4'e ikinci merkez piyonunu getirmiş. Vezir B6. Filin yokluğunda cebirdeki fil uzaklaştığında vezirin B6'dan oyuna girmesi düşünülür elbette. Ama şu şartla B2 piyonuna saldırıyorsunuz ya eğer bu piyonu alamayacaksınız veya almayacaksınız vezir B6 çıkmayın. Vezir D2 oynuyor şehriyar piyonu bırakıyor. Ve şimdi Polgar düşünüyor, düşünüyor piyonu almayıp E6 hamlesini yapıyor. Niye alamıyor? Belli ki Vezir B2, Kale B1, Vezir isteyip Vezir kaçınca E5 ile Merkezden alacak bu şekilde piyonunu geri alıyor. Bir kanat piyonuna karşı merkez piyonu daha değerli elbette. İşler burada kötü gitmeye başlıyor. Vezir b6'ya, vezir d2, e6 yapınca şimdi şehriyar uzun rok atıyor. Çok rahat. Sorun şu, burada siyahlar nasıl gelişecek? Fil 7 çıkarsa fil alır e7, şah e7. Yani Roktan mı vazgeçecek? g6 yaparsa pat diye fil f6 girecek. ...sıkıntılar var. Gerçekten büyük sıkıntılar var. Hamle bulamıyor Polgar belli ki. Bir D alır E4 yapayım diyor. Sıkışınca taş kırarız ya. F alır E4. Şimdi yine taş çıkamıyor doğru düzgün. Bir vezir A5 geleyim burada diyor. Vezir B6'nın hata olduğu da ortaya çıkıyor. Şah B1 sakin bir hamle. Bu hamle böyle güvenlik hamlesi gibi. Sıklıkla yapılır. Şah bir bebire koyarsınız değil mi? Hep görmüşsünüzdür. Ama bu sefer farklı bir şey gerçekleşecek. Şimdi Polgar yine bakıyor bakıyor hamle bulamıyor... Diyor ki fili çıkacağım olmuyor. Öteki fili çıkacağım yine olmuyor. Atımı çıkayım bari biraz gelişeyim diyor. 10. hamleye gelindi değil mi? d çıkan at da çok iyi değil ya. Bakın garip bir şekilde. iki at da fillerin önünü tıkamış halde. Ama sadece konumsal olarak kötü değil. Bu hamle aynı zamanda taktik olarak da oyunu kaybettiren hamle. Çok eğlenceli. İsterseniz videoyu bir durdurup biraz düşünebilirsiniz. Çünkü Şimdi Şehriyar'ın yaptığı hamleye 2700'lük büyük usta Yudit Polgar terk etmek zorunda kalıyor. 11. hamlede. Evet düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Bu şahbe bir sinsi bir tehditti aslında. Ve hamleyi söylüyorum. Hamle at D5. Atı burada boşa koyuyor. İstediğin gibi al. Ama neyle alırsa alsın veziri boşta. E peki. E o zaman önce şu veziri alayım sonra at alayım derseniz olmaz. Çünkü at c ile tipik ve güzel bir mat var. Bu fil değil mi? Bu kenarda boş boş duran fil ve at şahı mat etti. Evet peki ne yapacak? Yani vezir çifte tehdit oldu. Vezir isteniyor aslında. Temel tehdit bu. Gidip de veziri korursa nasıl koruyacak? ya yani B6 yaparsa yine at c7 mat var. Veziri almama gerek yok. Başka hamle, başka hamle. Vezir C'yi tutmalı. D8'e de gidemiyor. Fil var. Dolayısıyla Polgar burada efendi efendi terk ediyor. Uzatmıyorum diyor. Böylece yıllar sonra Şehriyar belki de o kötü galibiyet yenilginin intikamını bu galibiyetle alıyor. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim herkese. Saygılar, sevgiler.